Murat Dağ'ında altın madeni arama çalışmaları konusunda tartışmalar sürüyor. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği'nde bir araya gelen TEMA, ESÇEP, TÜMOP, ODTÜ Mezunları Derneği ve Uşak'ta kurulan Murat Dağ Yok Olmasın platformu sözcüsü Funda Öz Akçura konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında ise Porsuk çayının da bereketini kaybedeceğini öne sürdü. Eskişehir'in can damarı olan Porsuk çayı Murat Dağı'ndan çıkıyor. Menderes ve Sakarya nehirleri Murat Dağı'ndan. Murat Dağı'ndaki bu yeraltı sularından besleniyor. Ve Gediz, Porsuk, Banaz çayları ki Banaz'da uşağın hayatını belirleyen önemi bir sahiptir. Bu çaylarda doğrudan doğruya Murat Dağı'ndan doğuyor. Şirket diyor ki ben burada açık ocak yöntemi kullanacağım, patlatma yöntemi kullanacağım. Patlatma dediğinin riski de şudur. Bugün şirketin 235 hektarda başlayıp da 1000 hektara kadar götürmeyi öngördüğü bölgede altın ve gümüş değerli madenler yerin 460 metre derininde başlıyor. Yani 460 metreye kadar bunlar daha madene ulaşmak için binlerce dinamit patlatacaklar. Bugün Murat Dağı meselesi su meselesidir. Su da hayattır. Evet, yeraltı zenginlikleri olabilir ama bunların yaratacağı değerlere bakmak gerekiyor. Bugün Murat Dağı'nın yarattığı değerler, su değeri Ege bölgesinde 10 milyondan fazla insanın hayatını etkilemektedir. Afyon, Manisa 19 Ağustos'taki bilirkişinin tespitine davet ediyoruz, çağırıyoruz ve dağımızı ve hayatımızı hep birlikte savunalım diyoruz.